Şimdi çok dilli bir İzmir şarkısı çalmak istiyoruz. Bu şarkı Rumca başlıyor, nakaratında Türkçe cümleler geçiyor, sonra bir Arapça nidalar geliyor ve işte burada 100 küsur yıl önce bir arada yaşamanın ne kadar mümkün ve doğal olduğunu şarkılardan okuyoruz. Taş baş oku peş, yata logya bu peş. Taş baş oku peş, yata logya. Agora Minör diye ismimizi seçtik. Rebetiko ve Rebetiko'yu besleyen halk şarkılarından oluşan bir repertuarımız var. Çok dilliliğe, çok kültürlülüğe ve bu coğrafyanın müziğine, onun göçüne vurgular yapıyoruz sahnede. Sadece şarkı söylemiyoruz, hikayelerini de anlatıyoruz, araştırıyoruz ve paylaşıyoruz. Hepimizin Rebetiko ile başka bir ilişkisi, başka bir hikayesi olmuş biz buluşana kadar. Aslında bu hikayelerin, bu birikimin bir toplamı olarak bir araya gelmiş olduk. Sanki unutulmuş gibi veya ötelenmiş gibi olan bir kültürü aslında bugün yeniden canlandırmak üzerine bir iş yapıyoruz diyebilirim. Ama zaten bu kültür bir arada yaşamı içeren bir kültür. Hani tekçileştirilmeye çalışan bir politikaya bir anlamda hani isyan eden bir yaklaşımımız var hani. Etkilendik en başta. Bu Anadolu sazlarında beraber çalınmasından etkilendik. Eskiden Rebetiko'yu kökleyen orkestralarda İzmir'de Ermeniler, Rumlar, Çingeneler, Müslümanlar bir arada orkestralar kurmuşlar ve herkesin bayramında çalmışlar. Herkesin düğününde çalmışlar. Bu farklı kültürlerin ve farklı dillerin bir arada oluşu da bizi çok etkiledi. Anadolu coğrafyasında biraz böyle kadın erkek bir arada şarkı söylemek o kadar normal karşılanmıyordu, doğal karşılanmıyordu. Hani ama Rebetiko'nun içerisinde başından beri bu var. Yani kadın ve erkek bir arada şarkı söylüyor. Tarihin içerisinde hala o devinim devam ediyor ve hala onun içindeyiz. Hala aynı ortam aslında bakarsanız. Çok değişen bir şey yok. Ve bu müzik burada kalmalı, buradan devam etmeli, yayılmalı ama bitmemeli yani. O yakınlığı aslında yeniden hatırlatan bir tarafı var. Aynılık demiyorum. Yani tabii ki farklı kültürlerin yoğurduğu bir süreç müzik dediğimiz şey ama o benzerlikler üzerinden aslında o düşmanlıkların, husumetlerin falan biraz azaldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla aslında müziğin bu benzerlikleri, bu işte o bir aradalığı hatırlatma gücüyle karşı karşıyayız biz bu süreçte. O anlamda yaptığımız müziğin bir yerlere dokunduğunu düşünüyorum. Bir alternatif bir tarih anlatım alanı gibi oluyor sahne bizim için. Çünkü belki önyargılı insanların İzmir'in geçmişinde ne vardı, hangi toplumlar vardı diye açıp kitap okuması daha zor olabilir ama sahnede müzikle birlikte dinlemek ve önyargılarını bu şekilde kırmak bence biraz daha kolay. Yani müzik bunu kolaylaştırıcı bir etki sunuyor bence. Akşam oldu çıktım yola, vardım Bornova'ya. Çok mu zaman geçmişti?